akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Söz Sende'nin bugünkü konuğu çok önemli bir isim. Tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıl oldu? Neden sordum? Çünkü Aralık'ta size bir güzel gece düzenlendi. Kaç yıl oldu? Kaç yıl oldu? Saymadım diyorsunuz. Zor bir soru. 77 yaşındayım. Göstermiyorsunuz ve, 77'yi bu arada. Yani 20'li yaşlarda bu işe başladım. 57 yıl neredeyse. Evet. Dile kolay 57 evet. yıl. Hakikaten şimdi sizin için eleştirmenler ya da biri demiş ki 55 yılından itibaren gördüğü her Türk sanat eserini fotoğrafladı demiş. Aşağı yukarı. Doğru. İnanılmaz bir şey. Bunu hani yani kitaplarınızı biliyorum ama bu ya inanılmaz bir şey. Yani fotoğraf çekmek sanat tarihçileri için bir mecburiyettir. Evet. Çünkü yalnız hafızanıza güvenemezsiniz. Doğru. Gördüğünüzü tekrar hatırlamak istersiniz. Karşılaştırmak istersiniz. Tekrar dönüp bakmak istersiniz. Bunun için de fotoğraflamak gerek. Fotoğraf makinesi artık bir parçam olmuştu benim. Ve yani o ilk fotoğraf makinesini sanat tarihi öğrencisiyken abim Almanya'dan hediye getirmişti, Folklender. Şimdi kızım sanat tarihçisi Gül İrepoğlu onda o anı olarak o fotoğraf makinesini saklıyor. Peki o fotoğraf makinesi çalışıyor mu hala? Çalışır tabii. Vallahi müthiş. Ama artık benim sonradan bir şey anlatayım. Lütfen. Sonradan Nikon'a başladım. Nikon'la çok fotoğraf çektim. Bir tane yetmedi. Bir tane daha aldım. Çünkü o zaman dijital değildi tabii. Fotoğraflar. Ve mesela İpek kitabını yaparken ben 20 ülke gezmişim. Evet, inanılmaz yani soracağım şimdi zaten. Evet. Ve iki fotoğraf makinesi boynumda merdivenlerin tepesinde resim çekiyordum. Birisi slide çekiyordum, filmi koyuyordum. Birine de renkli print filmi. Öyle bir aşk yani bu. O böyle bu. Ve bir gün merak ettim. Boynumdaki şeyleri çıkardım, tarttım. Kaç? 12 kilo. 12 kilo. Evet. Kaç yıla o 12 kiloyla gezilmiş? Kaç ülke? Evet, evet. Yani öyle bir aşk. Peki bu sanatta olan aşk nereden geliyor? Sonra onu merak yani ediyorum. Bir de o makineleri almak, karanlık oda tabii, yapmak. Tabii. Şimdi bizimki işimiz kolay şimdi şu anda tabii, değil mi? Onu yaparken de babam daha iki daire verdi bana. Üç daire verdi hatta. Canım Allah rahmet eylesin. Ve bir tane daireyi sattım. Bir baktım ki fotoğraf makinesi aldım, onu aldım, bunu aldım. Sırf fotoğraf için. Gitti daire. Ve bir baktım para kalmamış. Ay babam soracak yani. Çok korktum. Babam anladı. Anladı ama sormadı. Beni sıkıştırmamak için. Peki sizin sanat merakınız nereden geliyor? En başa döndüğünüz zaman. Yani, sizin döneminizde sanat tarihi okumak başka bir şey. Şimdi sanat tarihi okumak, sanat tarihine kaydolduğum zaman biz 4 kişiydik. İşte o yüzden yani mesela nereden aklınıza geldi? Ben hocaların, öğretmenlerin çok etkisi oluyor. Ben tarihten nefret ederdim. Tarihten kaldımdı hatta. Üstelik. Evet, ikmale kaldımdı. Başım dertteydi çünkü sayı hafızam yok. Yani tarih. Bize de onun üzerinedir değil mi? Her şeyi hatırlamak ve ezberlemek evet. üzerine. Fakat sonradan bir hocamız oldu. Bize daha çok kültür tarihi verdi. Ve ben o hoca ile çok tarihi sever oldum. Ve onun şeyidir. Bir de ablam da sanat tarihi de var dedi. Sonra ben sanat tarihiyle ilgilenmeye başladım. Liseden mezun olduğum zaman biliyordum. Ben ne sanat yapacağım? Tarihi yapmak istiyorum. 4 kişi başvurdu. Ve o zaman gidiyordunuz kayıt bürosuna. Evet. Kaydınızı yaptırıyordunuz. Yani YGS'ler, MGS'ler yoktu. Bu çocuklara o kadar acıyorum ki. Doğru ben istediğim şeyi yapmak çok istediğim çok şanslı isimlerden birisiniz evet, doğru. Hemen peki, yapabildim. Peki sonrasında işte demin kaç ülke dediniz? Ben birkaçını not 20. almışım. Polonya'sından Rusya'sına, İsveç'inden Ukrayna'sına, Suriye'sine. Hep evet. Mısır. Gitmediğiniz yer kalmış. Peki oraları gezdiniz. Ne yaptınız oralarda?
oralı. Yani nasıl gittiğimi, nasıl planladığımı sormayın. Peki. Bu böyle kendiliğinden oluyor. Peki. Bir beni bana yol gösteren bir şeyler var. Yaş kaç? O dönem. Oy, o kadar da şey değilim. Hı. Yani 60'lı yaşlardaydım. Hı hı. Peki. 60'lı yaşlardaydım. İşte o yüzden özellikle sordum, ben biliyorum. 60'lı yaşlardaydım ve o kitabı, İpek kitabını, 20 hı hı. ülke gezdiğim hı hı. İpek kitabını başka arkadaşları da aldım. Evet. Amerikalı iki arkadaşım vardı. Birisine hatta bir banka. Bize söyleyebilir miyim? Tabii adını? Buyurun lütfen. Türk Ekonomi Bankası. Ben çok mutlu oluyorum bunlara sponsor olan anlara. O özellikle söylemek istiyorum. Ben söylemek istiyorum. Çok minnettarım. Hiçbir enstitü, hiçbir bilim müessesesi bu şey kadar Türk Ekonomi Bankası kadar destek vermemiştir bir bilimsel çalışmaya. Bravo. O kadar sabırlı, o kadar destek oldu. Siz 60 yaşında 20 ülke gezdiniz. Ben daha yeni geldim Amerika'da. Evet, onu da biliyorum. Ya. Zor zor hani onun zamanınızı için daha buldum. Gezebilirim. Tabii. Şimdi bu şey, burada mesela o çalışmamda mikroskoba ihtiyaç vardı. Hı-hı. Çünkü bazı kumaşların İtalyan mı Osmanlı mı olduğunu ayırt edemiyorsunuz. Hı-hı. Onların dokuma tekniklerine inerek hı-hı. kesin bir karara varabiliyorsun. Hı-hı. Ve o çok önemli şeyler bulduk. Hı-hı. Biz bu alanda önemli tabii, olan şeyler tabii. bulduk. En etkilendiğiniz onu mesela, neydi? Banka hepsini şey yaptı. Müthiş. En etkilendiğiniz neydi? Yani bir sürü şey hakkında yazdınız, ettiniz. İşte minyatürlerinden tutun da işte ne bileyim almışım tabletler, türbeler, beşikler ve kumaşlar. Ki kumaşlar sizi ilgilendiriyor biliyorum. En etkilendiğiniz neydi? Vallahi Topkapı Sarayı benim ana şey. Ama siz küçüklüğünüzden beri zaten Topkapı Sarayı. Sarayı'nda büyüdüm. Sultanahmet'te mi oturuyordunuz? Evet. Sultanahmet'te oturuyordum ve çatı katını almıştım. Babama yalvarıp ne olur orada oturabilir miyim diye. Çok küçücük bir dairem vardı. Balkondan Babu Hümayun'u görüyordum. Müthiş. Ve bir gün kitap okurken, çalışırken evde bir baktım Zülfü Baltacılar Koğuşu geçiyor okuduğum şeydi. Ben bilmiyorum Zülfü Baltacılar Koğuşu nerede. Açtım telefonu müdüre. Ondan sonra dedim ben bilmiyorum. Gel göstereyim dedi müdür. Ben hemen fırladım gittim. Mesela böylece Topkapı Sarayı'nı gerçekten çok çok sevdim. Laf şey Topkapı öyle. Sarayı'na gelmişken şunu da göstermemek olmaz, harem aslında. Bu aralar pek bir gündemde muhteşem Yüzyıl dizisiyle birlikte. Evet. Şimdi Topkapı Sarayı'na bu kadar aşık olup Topkapı Sarayı'nın içinde neredeyse büyüyüp haremle ilgilenmemek zaten mümkün değil. Ama bundan önce de bir harem rehberiniz de var sizin değil mi? Çok küçük bir kitap. Ama o çok önemli. Evet. Neden? Şimdi aslında ben hep harem kitabı yapayım. Çok da not topladım. Evet. Hatta haremde değil ama saraylarda yaşamış, hala hayatta olan kişiler varsa yakalayayım onları, onlardan yaşamlarını öğreneyim diye çok bir gayret sarf ettim. Ve eksik olmasın çok değerli Neslişah Sultan çok yardımcı bana olmuş çok yardım etti. Ve onun sayesinde ve başka dostlarımın sayesinde birçok şeye ulaştım. Yani onlardan da ben çok bilgi aldım. Şimdi haremi gezmek, Topkapı'yı gezmek zor aslında değil mi? Topkapı Sarayı'nın haremini hakikaten yani avucumun içi gibi bilirim. Herhangi yani gözünüz kapalı, nerede ne var bilir misin? Herhangi biri girse orada çok rahat kaybolur. Doğru, doğru. Fevkalade şeydir yani her köşesine girip çıktım. Evet.
Onu söyleyebilirim. Ve o dönemde galiba bir üniversite istemiş sizden, o bir rehber niteliğinde harem. Bana bir küçük kitap istediler. Evet. Öyle bir kitap yaptım. Tabii küçük kitap yapmak da zor. Evet, ama o çok önemli çünkü onunla gezmek çok güzel. Evet. Şimdi bu kitabı daha çok şey olarak yaptım. Tabii bu çok rehber farklı. Rehber olarak yaptım. Ama bu kitapta, bu kitaba baktığınız zaman rehber kitapları çok resimli olmaz. Gösterelim bir taraftan, evet. Bunda çok güzel, kaliteli resimler olsun var. Evet, istedim. Evet. Ve Bahadır Taşkın bunların resimlerini çekti. Gerçekten çok önemli. Çünkü çok güzel resimler var. Haremi gezdiğiniz zaman harem öyle bir oluşmuştur ki, harem oluşurken şey gibi, mantar gibi oluşmuştur. Birbiri önüne eklenerek büyümüştür. Her padişah bir daire eklemiştir, bir bina eklemiştir. En merak edilen yer. Ve bu ondan dolayı karanlıktır. Bazı yerler loş. Karanlıktır, loştur. Ve bir bütün olarak mimarisini kavramak çok zordur. Ben onun için bir şeyi, misafirim geldiği zaman alır doğrudan doğruya Adalet Kulesi'ne çıkarım. Haremi anlatmak için. Bu yukarıdan baktığınız zaman ki burada da çok güzel fotoğraf var. Baktığınız zaman anlarsınız. Haremde ne kadar çok hamam olduğunu gösterebilirsiniz. Nasıl eklenerek yapıldığını gösterebilirsiniz. Şunları da gösterelim bir taraftan. Ben bir yandan şey yapıyorum. Bana dizlerim ağrıyor dediğim zaman benim damadım Süleyman diyor ki, hala diyor Adalet Kulesi'ne çıkıyorsunuz, ben inanmıyorum. Dizlerinizin ağrıdığına diyor değil mi? Evet. O başka bir şeyle. Bakın, tabii. Bakın bu hünkâr sofası. Müthiş. Müthiş bir sofa. Burada bu detayları görmelerini istedim. Buradan paldır küldür geçiliyor. Rehberle ancak gezebiliyorsunuz. Aynen öyle. Fazla da tutamıyorlar maalesef. Neden tutamıyorlar? Arkadan başka gruplar geliyor. Biraz geniş, yani rahat gezmek rahat lazım değil tabii mi? Tabii, yani bizim lüks. Evet. Şurada müzisyenler oturuyor. Evet. Bu sedirlerde oturuluyor. Şuralarda iki yanda dolaplar var. Ve bunların ortak dolapların ayna kaplıdır. Açtığınız zaman ikisi de kapıdır. Wow. Buradan 3. Ahmet has odasına, yemiş odasına geçilir. Buradaki kapının arkasında da merdiven vardır. Yukarı galeriye çıkar. Peki şimdi harem o kadar ilgi çekiyor ki haliyle. Yani en merak edilen tabii. Şey padişahın yattığı yerdir. Tabii. Ama öyle bir yatak odası yoktur. Yok mu öyle bir yatak odası? Hep fantazilerde evet, var tabii bir şeyler değil mi? Hani herkesin fantazilerinde haremler süslüyor. Şimdi yok mu padişahın odası? Yani bir kere her padişah kendisine bir has oda yaptırıyor. Aha. Bu has odalarda mesela şeyin çeşitli boylarda oluyor bu. Üçüncü Ahmet'in has odası yemiş odası diye bilinen küçücük ama hakikaten çok küçük bir odadır. Peki. Ama o inanılmaz bir şekilde süslenmiştir. O küçücük yerde bir kocaman cennet vardır sanki. Herkesin kendine göre keyfi, zevki var değil mi? Üçüncü Ahmet'inki kocaman bir köşktür. Köşk halindedir. Altta hemen altında havuzu vardır. Sultan Süleyman'ın? Havuzu vardı. Sultan Süleyman hazır bulmuş onları. Peki şimdi diziyi seyredince ne hissettiniz? Yüzünüz ekşidi biraz. Hayır, şimdi tabii haksızlık etmemek lazım. Bu böyle bir dizinin şeyi, bütçesi ne olabilir? Yani bir İngiliz filmindeki, tarihi filmindeki bir şeyi, o özeni, kıyafetlerin hepsi doğru, eşyalar hepsi doğru, mekanlar süper.
Bunu bekleyemezsiniz. Bu bir hem para kuşkusuz hem bilgi meselesi. Biraz mesela sizin de isyan ettiğiniz masa kullanıyorlar falan diyorsunuz. Yani bu çeşit biraz abartı yanlışlar var olurdu. Değil mi? Yani görsel bir şey olduğu için insanların hafızasında kazınıyor. Onlar kalır. Doğru. Ve yani yanlış şeylerin kalması beni şey yapıyor, bu bana dokunuyor. Niçin biz kendi tarihimize ait bazı gerçekleri yanlış olarak hafızalara... Çok da önemli danışmanları var aslında. Değil öyle mi? Ama ben o danışmanlara da kabahat bulmuyorum. Çünkü ben duyduğum şeylerden biliyorum ki danışmanlar şunu şunu söylüyorlar. Yani yapımcılar yapmıyorlar. Ha, onlar bildiklerini okuyorlar. Mesela masa kullanıyorlar. Yani o dönemde. Masa kullanıyorlar. 19. yüzyılda Türkiye'ye gelmiş olan elbise kesimlerini kullanıyorlar. Takma kol kullanıyorlar. Sonra geç devir mihracelerinin kıyafetlerini Süleyman'a giydiriyorlar. 18. yüzyıl kabuklarını Süleyman'a giydiriyorlar ki Kanuni zamanında yeni bir sarık şekli geliyor. Yani bunları bulmakta şey değil. Çok da zor değil. Zor diyorsun. Değil. Biz dönelim hareme. Biz dönelim hareme. Asıl haremde şimdi, ne var ne yok. Şimdi bir de harem olgusu şudur. Bir sürü kadın orada boş boş oturuyor. Şimdi bakın gibi. Böyle resimler var. Ben şunları de onları göstermek şuradan istiyorum. Gösterebilir miyim? Hocam siz bana yardımcı olun. Bu resim. Yakınlaşalım Hakan. Heh. Genel şeyiyle, fikriyle doğru bir resim. Tamam. Burada sarayın içinde, haremde satış yapılıyor. Evet. Bakın bir... Ne satıyorlar? Şey mi? Kumaş satıyor, mücevher satıyor, her şey satar. Peki. Böyle eşya satan kadınlar geliyorlar. Bunlar daha sonra bohçacı kadın diye yaptığımız... Oradan gelen. Tabii tarak görüyoruz mesela burada. Burada küpe değil mi bunlar? Bu eşyaları özellikle koydum. Çünkü hareme giren insan orada ne kullanılır gördüğü zaman onun şahşasını anlayabilir. Doğru. Haremi gezdiği zaman bunu göremez. Şimdi arkada da var. Onları da gösterelim mi? Şu en arkada. Evet. Şimdi bunları göstermek lazım. Bu küpeler, mücevherler, aynalar, elbiseler. Yani bunları... Görebildin mi Hakan? Bunu gösterebilirsen lütfen rica edelim. Evet, bir dakika. Hocam ben şöyle tutayım, daha rahat olacak herhalde. Evet. Şimdi burada bir ayna ve aynanın ucunda gösterebilirsek mesela inci değil mi? İnci. Müthiş. Müthiş tasarım. Bu da bir yüzük dersten görüyorum. Evet. Yüzük değil mi? Üçgen biçiminde. Üçgen biçimi. Müthiş bir tasarım. Üçgen biçiminde ve iki cepheden bunu gösteriyoruz. Burada küpeler. Ve bu üçgen şeyler halkasında da tekrarlanmış. Çok güzel. Yani, müthiş. Yani o şaşa var. Şimdi, düşündüğümüz şaşa var. Bu şaşayı göstermek için bu hayatı bakın müzik aletleri. Müzik aletleri var. Müzik haremde çok önemli bir yeri tutuyor. Sonra bazı sultanlar beste yapıyor. O bakımdan bunları koyarak oradaki hayatı hayal etmelerini istedik. Peki hareme dair, oradaki yaşama dair ciddi bir belge, bilgi bir şey var mı? Bakın bu harem dediğimiz haram kelimesinden geliyor zaten. Evet. Bu özel bir hayat. Evet. Bu özel hayat bir de padişahın hayatı olursa. Tamamen gizli gibi evet. Bir şey. Şimdi buradaki hayata ait hiçbir şey söylenmiyor. Ben rahmetli Hayrullah Örs müdür idim ve ondan çok şey yaptım. Onu rahmetle anmak istiyorum. Çok şey öğrendim. Haremi de çok gezdirdi. Ve inanılmaz detaylara işaret etmişti. Onun söylediği kızım derdi. Bir eski terbiyede bir bey hanımı hasta. Evet. Bir arkadaşı onu görüyor sokakta. Eşiniz hasta diye onu bile sormaz. O kadar özel hayat. Nezaket, bu nezaketsizlik demektir. Onun için bu
burada çok hayal mahsulü laflar vardır. Hı. Çok lejantlar yani vardır. Yani bütün yazılanlarda bir herkesin bir fantazisi girmiştir. Ve fantazisi evet. var. Ve aha. özellikle oryantalistler. Çok müthiş, mu o bakış açısı altında kalmışız fevkalade, bize? Fevkalade. Yani o bir hamam şeyi var. Evet. Mesela hepsi çıplak. Evet. Böyle şey yapmışlar. Buna dair bir şey var halbuki, mesela bunun doğru olduğuna dair? Hayır, böyle bu kadar çıplak, böyle çirkin çıplaklık gösterilmiyor. Hatta hamam elbisesi denilen elbiseler giyiliyor. Hı. Yani bu hamamın içinde bile. Çok kısa bir reklam arasından sonra Profesör Doktor Nurhan Atasoy ile sohbet devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Söz Sana devam ediyor. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy ile biz de Topkapı Sarayı ve dolayısıyla harem konuşmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla harem dedim çünkü hep harem değil mi? Harem. Hep harem. Haremde bir sürü kadın evet çıplak, hiçbir iş yapmayan, oturan kadınlarmış katiyen. Gibi değil. Bir. Yani böyle biraz erkek fantezisi galiba. Çünkü aslında bunu daha çok besleyen yabancılar. Hmm. Yabancılar çok merak ediyorlar. Türkler bu kadar çok merak etmiyorlar. Çünkü kendi yaşamlarında da var bu. Hmm. Bu harem şeyi. Yani büyük konaklarda var. Selamlık var. Var, doğru. Yabancı misafir, erkek misafirler orada karşılanıyor. Hmm. Onların kendi yaşamında ama yabancıların harem, çok kadın var tamam bunlar doğru. Hmm. Artık bu ve bir de mutlak iktidar sahibi padişahlar. Haremin patronu kim? Valide Sultan. Valide Sultan. Bu kesin yani. Valide Sultan. Tamamen. O şey, onu tartışmasız. Harem bir eğitim müessesesi aynı zamanda. Hiç kimse işsiz değil. Öyle boş oturmuyorlar yani. Katiyen değil. Bir kere evleri orası. Hı. Evlerine bakacaklar. Evlerini temizleyecekler. Hı hı. Bir taraftan çalgı çalıyorlar değil mi? Yani kendilerini yetiştirecekler. Hı hı. Saraya gelen kızlar adab terbiye öğrenecekler. Kur'an öğrenecekler. Okuma yazma öğrenecekler. Yani el kabiliyetlerine göre kimisi, peki diziye döndüğümüz zaman harem anlatışı işleme yapacak kimisi. Peki haremi orada yansıtıldığı şekli sizi en çok rahatsız eden fazla, nedir? Seyretmediniz mi? Seyredemiyorum. Hı. Bir de yani hem burada yokum hem de artık fazla, gönlüm kaldırmıyor diyorsunuz bakmıyorum. Üzülüyorum yani. Şimdi peki dönelim şeyde. O zaman diziyle bağlantı şunu soracağım. Çünkü size de galiba çıkış noktası olmuş kıyafetler. Kıyafetler. Şimdi kıyafetler çok önemli. Müthiş bir şaşa var burada takıları burada ve şeyleri gösterdik. Evet. Kıyafetleri de gösteririz. Mesela orada ciddi yanlışlardan bahsettiniz. Şimdi siz yanlış bilmiyorsam Osmanlı'da kıyafet diye bir kitap hazırlığı içindesiniz. Evet. Ben kemerler, memerler. Evet. İşte şöyle gösterelim hocam. Şöyle göstereyim ben. Müthiş. Müthiş. Gerçekten müthiş. Tabii yani saray şeyi bu. Şurada resimde zaten. Bu resim hayali bir resim. Hayali değil mi? Tabii. Evet, zaten hayali. Hep hayali resimler. Şimdi bu kitapta hayali olan şeyler de koyduk biraz. Ama bir de minyatürlerden koyduk. Minyatürler çok daha gerçek şeyi yansıtıyor. Evet. Ve bakın çok da şey giyiyorlar. Evet. Dekolte giyiyorlar. Ama çok da dekolte değil. Öyle mi? Ama hepsinin ümüşleri görünüyor. O kadar yarı diyorsunuz. Ya, oo, bayağı dekolte o zaman. Tabii, peki tabii. Ben tersten göremedim. Peki o kadar dekolte giyiliyor evet, yani. Evet. O kadar dekolte giyiliyor. Peki şimdi Osmanlı'da kıyafet dediniz. Evet. Osmanlı'da bu dizi... kıyafet hı-hı. bakın. Hı-hı. Osmanlı'da kesim evet. Şey kesimi kol böyle düpedüzdür. Çok moda biliyorsunuz buradan, artık böyle. Buradan kumaş önden geliyor, arkaya dönüyor. Dolayısıyla bugün burada, dizide olan burada gibi burada dikiş yok. Şurada dizide dikiş. Baya baya şeyler var. Omuz şeyi var her değil şey mi? Var. Evet. Her şimdi şey pek var. Bir moda biliyorsunuz bu Osmanlı'ya dönüş var. Evet. Tabii var, çok. Peki var. Kıyafet... Ben bunların aşağı yukarı 1005 yok 150 kadar padişah kıyafetinin tam kalıbını çıkarttım. Ciddi misiniz? Evet. Wow. 1,5 yıl
Topkapı Sarayı'nda sadece bunları çalıştım. Müthiş. Ve şalvarları, iç gömlekleri padişahların ve ne kadar moda değişiyor. Aha. Boyutları nasıl? Şimdi şeyleri çalışıyorum. Padişahların boylarına. Onu soracaktım ben de. Kim en uzun? Boyları uzun olan, kısa olan. Mesela, kim en uzun ya da en kısa hatırlıyor musunuz? Yok, söyleyemeyeceğim şimdi. Öyle mi? Peki sonrasında, en azından çıktıktan sonra peki. Şimdi bunları da hatta şeffaf kağıda yazmıştım, çizmiştim. Evet. Bu kaç sene önce. İyi ki yapmışım. Doğru. Çok ağır bir iş. Doğru, doğru. Şimdi olsa bunları pek çok yani güzel, kolay yapamazdım. Birçok bakımdan yapamazdım. Hı hı. İyi ki yapmışım. Bu şeyler, bu kalıpları ben hep şeffaf kağıda çizdim. Hı hı. Bu şeffaf kağıtları üst üste koyup bakarım diye. Halbuki şimdi bilgisayar kullanıyoruz. Neler var, neler yani, var tabii, ama olsun, ama yine de hoş. Ama ilk çıkış şeyim, o başladığım zamanki çalışma. Onlar da olacak kitabın içinde haliyle. Tabii, onlar tabii da olacak. Ve yani siz bana diyeceksiniz ki, ben bana bir şey kalıbı ver. Üçüncü Murad'ın kısa kollu kaftan kalıbı vereceğim. Müthiş. Kanuni'nin pelerini diyeceksiniz. Modacıların kapınıza kuyruk olması lazım diye düşünüyorum. Şeyin pelerini var. Wow, mesela çok Kanuni'nin. Güzel. Kanuni'nin bilmem şu kaftanın çizimini, ölçekli tabii. Hmm. Hepsi. Birebir ele dikenler olabilir değil mi? Yani ne hoş. O bir santim filan acaba hata olur mu olmaz mı, o kadar. Çok güzel. O kadar dikkatli şeyini yaptım. Ha, peki kumaşlarla da zaten ciddi şekilde araştırmalarınız evet, var. Evet, onları yani evet, neredeyse evde her türlü rehberi verecek şeyimiz olacak kitabımız var, değil var, mi? Var. Ne zaman bitiyor ve bu çalışmalarımın hepsinde bir de çok minyatür kullandım. Evet, minyatür çok kullanıyorsunuz. Evet. Bu minyatürleri iyi baktığınız zaman size çok şey söyler. Evet. Yani benim çalışmalarımda en büyük avantajım bu minyatürlere iyi bakabilmek oldu. Peki şimdi siz 55 yılından beri gördüğünüz her şeyi fotoğrafladınız. Öyle başladık programa. Sonra tuttunuz bu arşivi, bağışladınız diye biliyorum. Evet. Değil mi? Nereye bağışladınız? Turkish Cultural Foundation. Bu bir Türk ailesinin kurduğu bir vakıf. Türk sanatını ve kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan bir vakıf. Ben de onların danışmanıyım. Çok güzel. Müthiş bir web sayfaları var. Bu web sayfası aşağı 2 milyon kişi bunu tıklamış. O kadar enteresan ki dünyanın hiç ummadığınız bölgesinde, köşelerinde ilgileniyor. İnsanlar bunu tıklıyorlar. Müzik portali var, çok güzel, yemek portali var. Türk kültürünün her çeşit şeyi var. Müthiş, bravo. Ve ben bu şeylerimi... Paha biçilmez bir arşiv bu arada bu sizinki. Slide evet, şeyimi verdim. Dijitale geçirdiler mi? Dijitale geçirdiler ve bu web sayfasına koyduk. Müthiş. Yalnız bu web sayfasına koyarken çok yüksek rezolüsyonlu koymadık. Çünkü gitmişim Kremlin'den bir çok resim var. Kremlin, Ermitaj, aklınıza gelin. Kötü hissediyor insan değil mi gezerken? Şimdi, özellikle siz. Ya da diyor musunuz ki ilk almışlar, iyi mi saklamışlar diyorsunuz. Söyleyeyim, İznik için ilk şeyimde bir çok büyük bir koleksiyoncuydu. Sonra British Museum'a verdi. İlk gittiğim zaman midem bulandı. Böyle gördüm, o kadar kötü oldum ki bizim, daha çok gençtim. Evet. Ya bizde yok. Bu bizim böyle aslında görüyorum. Sonra düşündüm, bizim elimizde de vardı. Hepsi kırılıp gitmiş. Evet, hiç olmazsa. Hiçbiri kalmamış. Bir iki türbedeki şey kalmış. Doğru söylüyorsunuz. Yani iyi ki alıp götürmüşler ki bugün bunları görebiliyoruz. Yani çünkü yangın oluyor. Tabii. Evlerde. Tabii. Deprem oluyor. Biz bir de müzecilik anlayışını siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Daha yeni. Şimdi tabii. Şimdi hiç var. Fena. Resim Heykel Müzesi'nin kurucuları arasındasınız siz değil mi? Hayır. Değil misiniz? Ama o dernekte. Biliyorum hani evet, öyle bir rolünüz vardı. Evet, Küsav'da, Taç Vakfı'nda. Çok evet. Yani, peki şimdi baktığınız zaman. O mirası büyük babamdan
babamdan almışım. Büyük babam da çok kendi şeyinde, aha, alanında doktordu. Çok hizmeti vardır öyle. Ne doktoruydu büyük babanız? Büyük babam cilt ve kulak boğaz burun ama, aha, yani tam manasıyla Atatürk devri vatansever insandı. Hı hı. Yani sokaklara ağaç diken, hı, efendim bir taş olursa alıp kenara koydurtturan, bize bu terbiyeyi veren, ne hoş, vatana hizmeti bir borç bilen ve çok büyük hizmetler yapmış bir insandı. Allah rahmet eylesin. Şimdi, evet, laftan lafa atlıyoruz. Evet, bitirmeden şunu sormak istiyorum. Şimdi müzecilikten bahsettik, dünyadan bahsettik. Şimdi bize de bayağı gelişti, değil mi? Hani baktığınız biz zaman. Şimdi ne düşünüyorsun şu sen? Mesela, hı-hı, şu kitapların, evet, bakın müze dükkanlarının oluşması, evet, beni o kadar mutlu ediyor. Çok ki. Güzel değil çünkü, mi? Çünkü yurt dışına gittiğimiz zaman ben hep müze dükkanlarında, evet, alışveriş yapıyorum. Çok güzel şeyler vardı. Çok güzel şeyler. Evet. Şimdi bizde de başladı. Evet, doğru. Yani o bakımdan ben hediyelerimi yurt dışına götüreceğim, hediyelere gidiyorum. Topkapı Sarayı'nın müze şeyinden alıyorum. Hı hı. Bu çok sevindirici. Buradan duyurulur görmeyen varsa diye. Yani, ben yurt dışında mesela çocuklara yönelik şeyleri çok severim. Mesela ya, puzzle'lar yaparlar, yapboz, sanat eserleri görüntüsünde. Burada var mı, başladı mı bilmiyorum. O güzel benim o ayağım. O kadar güzel. Ve çocuklara yönelik de çok güzel şeyler var. Ben güzel torunlarımı alıyorum. Dört torun var sizde değil mi? Allah bağışlasın. Ne zaman gittiler onlar Topkapı'ya? Ellerinden tutup götürdünüz mü? Hep götürüyorum. Götürüyorum. Çocuklara sevdirmek gerekiyor değil mi? Çok küçük yaşta. Yani anlamaz diye bir şey yok. Yürüyebilen çocuğu alıp elinden tutup Gezdireceksiniz. O istediğini alacak. Büyüdükçe başka şeyler alacak. Ve orayı oyun yeri gibi görmesi lazım. Sevdiği bir çevre olarak görmesi lazım. Yani yakın hissetmesi lazım. Yakın değil mi? Hissetmesi, hep kendine ait uzaktır, bir yer. Değil mi? Tabii. Kendine ait bir yer gibi hissetmesi lazım. Bu çok o kadar önemli ne ki. Ne soruyor torunlar size dolaşırken mesela? İlginç sorular geliyor mu? ben zaten yani çocukları Sultanahmet'te de oturuyorduk. Pusete koyduğum gibi parka gider gibi Topkapı Sarayı'na. Yine hareme değil mi? Çok şey soruyorlardı. Çocuklar yani daha ilgilidir aslında. Sonrasında biz ilgilerini köreltiyoruz maalesef. İnanılmaz derecede bu nedir, bu nedir, hani bu ne, bu ne amca. Ve çok açlar şey aslında var. Gerçekten duyuralım. Bitirmeden şunu sormak istiyorum. Ne zaman bitiyor Osmanlı'da kıyafet? Ne zaman o kalıpları çok zor, göreceğiz? Zor mu? Herhalde yani bir buçuk sene ister. Güzel, yani çok uzak değil. Gayet güzel bir ama çalışma. Ama bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane dosya var? Tabii kuşkusuz. 20 tane dosya notum var. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok müthiş işler yapıyorsunuz zaten. Hani benim söylememe gerek yok. Bütün Türkiye sizi çok biliyor. Sağ olun. Çok talihli bir insanım ben. Sevdiğiniz işi yaptınız. Sevdiğim işi yapıyorum. Ne hoş. Nurhan Hanım çok çok teşekkür ediyorum. Söz Sende'ye geldiğiniz için, kitaplarınızı bizle paylaştığınız için şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy ile birlikteydik. Sanat tarihi konuştuk, haremi konuştuk. Yarın akşam 18.10'da biz yine Söz Sende olarak bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.